8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 215 Ata Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Ata Yayınları sayfa 215 ülkemizde atıkların değerlendirilmesi ve kaynakların verimli kullanılması amacıyla Sıfır Atık, Görsel 6.29 projesi başlatılmıştır. Sıfır atık, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesini veya minimize edilmesini, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri dönüşümünün sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Sıfır atık projesi atıkların geri dönüşüme katılması için yapılmış bir projedir. Bizler de vatandaş olarak bu projenin çalışmalarına katılabiliriz. Böylece ülkemizin kaynaklarını daha verimli kullanarak vatandaşlık görevimizi yerine getiririz. Acaba geri dönüşüm nedir? Katı atıkların geri dönüşümü nasıl olur? Geri dönüşümün sağladığı avantajlar neler olabilir? Düşüncelerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım. Cevap, geri dönüşüm, kullanılmış veya atılacak olan malzemelerin yeniden işlenerek yeni ürünlerin üretilmesi işlemidir. Katı atıkların geri dönüşümü ise çeşitli malzemelerin, kağıt, cam, plastik, metal ve bey, ayrı toplanarak geri dönüşüm tesislerine gönderilmesi ve bu malzemelerin tekrar kullanılabilir hale getirilmesi anlamına gelir. Geri dönüşümün sağladığı avantajlar ise kaynak tasarrufu, enerji tasarrufu ve çevre kirliliğinin azalması gibi konularda olabilir. 8. Sınıf Ata Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 215 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.